Oruç bozulmaz. Yalnız şunu bilirim yalnız. Üç türlü oruç var. Rahmetli Hasbi Hocam çok okurdu bunu. Çok söylerdi. Birincisi ee, avam orucu. Avam orucu kimdir? Yani yemez, içmez, namaz yok, şeriatı yaşamaz, göz, kolak, dil, ele, haramlar, içi dışlı, akşamalar müzik dinler, gözü haramlar fırfır fır dolaşır, dili çenesi durmaz, gıybet dedikodu yapar. Böyle insanların orucu avam orucudur. Bunların orucuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir ineği ağaca bağla. Yani bir betona veyahut bir demire bir yere bağla. Etrafında su yok, yeşillik yok, yiyecek bir şey yok. Bu akşama kadar bu inek aç kalır. Yiyecek bir şey yok çünkü. Bu adamın orucu aynı ineğin orucu gibi olur. Ya namaz yok, bir şey yok. Sana nasıl bir şeytanlar bağlandığı halde bir insan namaza başlamaz değil mi ya? Şeytanı bağlamış senin için Allah kolaylık olsun diye? Ama yok. Bak rakip, şeytan vardı, nefis vardı. E, rakip de kendi üstünde. E, nefis de açlıkla terbiye olacak. Ama adam nasip olmadım mı olmuyor. Çünkü şeytan zaten o Ramazan'ın önce yanında değildi ki. Gerek yok. Otomete bağlı şeytana onu. Ramazan içinde olsan olur olmasa da olur. Onlar. Değişen bir şey yok. Allah cümlemizi bu halde muhafaza etsin. evlad ahvadımız, züretimiz zürriyetimiz muhafaza eylesin. İkinci oruç hava orucudur. Özel kulların orucudur. O da kimdir? Özel kullar. Onlar ise yemekten, içmekten, cinsi münasebetten kendileri muhafaza ederler. Ondan sonra göz, kulak, dil, el, ayak, yedi tane mükellef olduğumuz azalar var. Bunlardan da kendilerini muhafaza ederler. Yemezler, içmezler. Bu havas orucudur. Özel kullar. Yani bak haramlardan kendini muhafaza ediyor mu yalnız? Geç televizyon akşamları film seyret. Ondan sonra e, ondan sonra müzik dinle. İş yerine ne yapayım? Patron açtı. Ya, o elemanlar istiyorlar ben ne yapayım? Veyahut da müşteri istiyor ben ne yapayım? Ya Allah hiç mi girmeyecek ya? Bu ay Allah'ın hükmünde ne zaman hesaba katacağız? Sadece mezar başında mı, cenaze başlarında mı, tabutun başında mı Allah'a hesaba gelecek sadece. Aklı gelecek. Allah'ın bu gafletten muhafaza etsin. Onun için haramlardan muhafaza ediyorsa, yemekten, içmekten, cinsi münasebetten kendi muhafaza ediyorsa bu adamın orucu havas orucudur. Evla bundan razı olur. Bir de hasül havas var. Bu da nedir? Yemekten, içmekten, cinsi münasebetten muhafaza ediyor. Yedi tane azaları da haramlardan muhafaza ediyor. Gözünü, kulağını, dilini, belini, elini, ayağını haramlardan muhafaza ediyor. Üçüncüsü ise hiçbir yere sığman buyurup ancak mümin kulumu kalbine sığarım buyurdu. O kalbe bile oruç tutuyor. Kalbine Allah'tan başka hiçbirisi yanlışlıkla bile girmiyor. E nasıl olacak hoca efendi o iş? Mübarek senin evine şimdi eve kapıyı açtın. Elinde iftar var. Çanta doldu dolu. dolu. Çocukları sevindireyim evi sevindireyim. Ama evde şimdi yabancı bir adam görse şimdi adamın haline olur. Bu kim? E ne yapalım? Eskisi benim dostumdu. Biz bundan çok gezdik, dolaştık, yedik, içtik. E, bize gelmiş. İki saatten beri oturuyoruz bundan beraber işte. Adam hiç evinde yabancı bir insan ister mi? Ne demek ya? Geziyorduk, dolaştık, yedik, içtik. E, e şimdi gene gelmiş ev öyle mi? Kim beni ne işler çevirdiniz? Bu adam bizim evde evlendikten sonra öyle mi? Bakın ne kadar ağır değil mi? Ne kadar zor geliyor değil mi? İşte Mevla kulum her şeyi veren benim yaratan bensem ya benden başka her şey var senin kalbinde ya. Herkesin sevgisi var. Herkesin muhabbeti var. Herkesi kalbine doldurmuşsun. Onlarla meşgul oluyorsun. Ve oturmuşsun benim rızkımı istiyorsun benden. Şimdi biraz sonra ekmeğimi yiyeceksin. Böyle olmaktan Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin. Bu gafletten Allah ümmeti Muhammed'i uyandırsın inşallah. Ölümle uyanmaktan, Azrail Selam uyanmak değil de şu sohbetlerle ihya olmak, uyanmayı Allah'ım cümlemize bir yar eylesin. Yolundan istikametine Allah'ım cümlemizi ayırmasın inşallah. Şu varak Ramazan Şerif'in cümlemize şefaat.